Los Angeles'ın benim üzerimde sanat, hayat ve diğer her şeyle ilgili olan hislerim üzerinde çok büyük bir etkisi var. Çünkü ben biraz geri kalmış diyebileceğim bir yer olan Oklahoma'dan geliyorum. Kaliforniya'ya geldiğimde her şey parıltılı ve ışıl ışıldı. Bu benim için yeni bir dünya ve çok hızlı bir kültürdü. Ben de bunlara karşılık verdim. Benim için önemli olan şey, kendi stüdyomda ve kendime ait bir ortamda çalışırken durmadan hareket edebilmek. Mesela burada bir süre çalışıp sonra elimdekileri başka bir yere taşıyorum. Bazen de 4-5 farklı şey üzerinde tam olarak ne elde edeceğimi bilmeden aynı zamanda çalışıyorum. Bu gerçekten oldukça heyecan verici benim için. Çalışmalarımın merkezinde kelimeleri kullanıyorum çünkü kelimelerin boyutu yok. Mesela patron kelimesini kocaman ya da minnacık yazabilirim. Gerçekçi olup da herhangi bir boyuta bağlı olmamak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bazı şeylerin soldan sağa doğru olması da benim hoşuma giden noktalardan biri. Gözlerimiz bu şekilde okuyoruz. Manzaralar bile soldan sağa. Hollywood Western Avenue'de bir stüdyom vardı. Sokağa çıkıp tepelere baktığımda meşhur Hollywood yazısını görürdüm. Her gün bu yazıya baka baka bunun hakkında çalışıp yorum yapmam gerektiğini hissettim. Daha önceden bahsettiğim bütün özellikleri taşıyordu. Soldan sağaydı, kelimeler vardı, harfler vardı. Aynı zamanda çok da klişe olan bir büyüleyiciliğe sahipti. Hollywood fikri her zaman bir sembol olmuştur. Arka planlar benim için sadece arka plandır. Bir nevi sahne düzeni gibi. Asansör müzikleri gibi. Bir durumu belirler. Yapmak istediğiniz şeye doku kazandırır. Zaman zaman şablon da kullanıyorum elbette. Şimdi şablonlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Mesela bu bir şablon. Bitmiş bir çalışma değil ama ortaya canlı bir görüntü çıkacak. Şu an okumak biraz zor ama burada araba parçaları yazıyor. Kelimeleri ya da kelime kombinasyonlarını kendi içinde de canlı olan bir şeyin önünde kullanmayı seviyorum. Mesela bir dağın zirvesi gibi. Evet, zirveler görkemli ve büyüleyicidir. Sanki kendilerine ait bir orkestraları vardır. Neredeyse çalan trompetleri duyuyor gibi olursunuz. Bu referansı, yani aslında hiç ses çıkarmayan bir şeye kelimelerle referans vermeyi çok seviyorum. Sonra kelimelerle bir araya geldiklerinde ortaya çıkan gerilim benim tam da içinde bulunmayı sevdiğim bir yer.